Parti yerel seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? Durmanız AK Parti'ye. Niçin AK Parti? AK Parti. AK Parti çalışıyor. Niçin bu vatana hizmeti AK Parti'de gördük. Siz niçin AK Parti? Aynen dediğine katılıyorum. Seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Niçin AK Parti? İstikrarın devamı için AK Parti belediye işi, AK Parti'nin işi. Peki Kartal'ın belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsimlerini söyleyebilir misiniz? Ben AK Parti ile CHP bir şey olduğu için Ebu Bekir Taş olarak AK Parti'den, Gökhan Yüksel CHP'den. Diğerleri zaten çok da şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin CHP? Şimdi yani tüm haklar orada var. Başka bugün Cumhurbaşkanı konuşmalarını görüyoruz. Önüne geleni AK Partili olmayan herkes, geri kalan hepsini terörist sayıyor. AKP ve MHP'ye vermeyeceğimiz kesin. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Niçin peki vermeyeceksiniz? Bir sürü gerekçesi var. Yani. Mesela birkaç tanesini sayabilir misin? Ekonomi politikası. Onun dışında dış politika, Suriye politikası, Kürt politikası. Bunlardan dolayı yani gerekçe yok. Kime vereceksiniz peki, açıklayabilir misiniz? O zaman vatan haini, haini oluruz. Yani CHP vermeyi düşünüyorum. Siz? Şu an ben kararsızım aslında. Kararsızım fakat düşünebilir mi bilmiyorum. Olabilir. Neden kararsızsınız? Çünkü alternatif bir parti görmüyorum ben. Şu an benim görüşlerimi yansıtabilecek, ülkeyi ileri götürebilecek bir parti görmüyorum şu an. Bu konularda hiçbir parti yok. Ben bildiğim oy bir namus meselesi, gizli olması lazım. Siyasi düşüncemi sorarsanız elbet ki bu iktidara karşı, eğer Türk vatandaşıysam, Atatürk'e sevgim varsa, biraz cumhuriyetçilere, ki bugünkü iktidara oy vermemem lazım. Ama diğer parti kim olursa o da benim gönlümle yatsın. CHP'ye vereceğim. Siz kime vereceksiniz? Ben de CHP'ye vereceğim. Peki neden Cumhuriyet Halk Partisi? Demokrasiyi savundu, Atatürkçü olduğu için vereceğim. Siz niçin Cumhuriyet Halk Partisi? Ben de aynı. Hiç kimse. Kararsızım. Kararsızsınız. Neden kararsızsınız? Çünkü iki partide birbirine, Türkiye'de siyasal anlamda seçenek yoktur. Biri yönetemezken öbürü de onun yerini dolduracak gibi gözükmüyor. Peki bir önceki seçimde kime vermiştiniz? Bir önceki seçimde boşaltmıştım. Boşaltmıştınız. Desteklediğiniz hiçbir parti olmadı yok, mı bu zamana? Yok, olmayacak. Onlar meraktan geberecekler. Tabii ki CHP'ye vereceğim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi dursun? Hayranım, Atatürkçüyüm. Sonuna kadar da Atatürkçü peki, olacağım. AK Parti'ye. Niçin AK Parti? Neden? Bence bir insan çok eleştiriliyorsa orada bir şey vardır diye düşünüyorum. Artı bu zamana kadar da sürekli üçüncü dönem oldu. Üçüncü dönemden beri bir gelişme varsa onların vasıtasının olduğunu düşünüyorum. AK Parti'ye veriyorum. AK Parti'ye. Niçin AK Parti? MHP ile ortak bir koalisyon kurdukları için ben kendim MHP'liyim. AK Parti'ye vereceğim. Türkiye'nin istikrarı için, Türkiye'nin geleceği için AK Parti'ye oyumu vereceğim. AK Parti'ye vereceğiz. Niçin AK Parti? Öyle, başka kimseyi göremiyoruz. Ya biz CHP'ye vermeyi düşünüyoruz oyumuzu. Biz CHP'ye, ezelden beri CHP'ye veriyoruz. Peki neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ya şimdi ben 21 yaşındayım. Aklım erdiğinden beridir. Yani bu ülkenin yaptığı hizmetlerden pek memnun değilim. Özellikle öğrenci olarak hiç asıl memnun değilim eğitim sisteminden dolayı. Yani bir değişikliğin iyi olacağını düşünüyorum. Bir de ulu önderimizin kurduğu parti. Güveniyoruz yani. Ben CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Neden CHP? Her şey gitmiş. Ben emekliyim. Ben köylüyüm. Köylüyü bir insana kota getirmiş devlet. Hep çalmış. Ne yapmış? Ne yapmış 15 senedir? Allah aşkına ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. O yüzden ben CHP'ye veriyorum. CHP'den kim gelirse gelsin hep CHP. Eskiden ben doğru yolcuydum. Yıllardır doğru yola verdim. Ama şimdik asla birleştiysin soylu vermiyorum doğru yola. CHP'ye veriyorum. 10 senede de CHP'ye veriyorum. Peki. Ben oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Niçin Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi biz 16 yıldır iktidardalar. 20 yılı aşkın bir zamanda da İstanbul'dalar. Zaten şu İstanbul'un mimarisine baktığınız zaman neden vermek istediğimi anlayacaksınız. Size bir hikaye anlatayım. 1950'li yıllarda İngiltere kraliyet ailesinden bir zat İstanbul'a geliyor. Gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra dönerken havaalanında onu yolcu eden heyete diyor ki, dünyanın en güzel kentinde yaşıyorsunuz diyor.
80'li yıllarda bir kez daha geliyor. Bu sefer giderken diyor ki siz bu kenti hak etmiyorsunuz diyor. Eğer yaşıyor mu bilmem. Eğer bu zat yaşıyor olsaydı, bir kez daha İstanbul'a gelme şansı olsaydı, eminim giderken bir tek cümle kurardı. Allah belanızı versin derdi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. HDP. AK Parti. Niçin AK Parti? Öyle, çünkü ailecek AK Partili olduğumuz için AK Partimizi kullanıyoruz oyumuzu. Ben Kürt halk olduğum için her daim HDP destek. Yani kime vereceksiniz? Aday çıkarmadığına göre. Aday çıkarmadığına göre MHP veririm. MHP. Yani AK Parti ile ortak. Aynen öyle. Peki biz? Milliyetçi Hareket Partisi. CHP. Neden CHP? Çünkü AK Parti'nin kazanmaması için. Yani. Peki. MHP. Niçin MHP? AK Parti ile bir olduğu için. AK Parti ile bir olduğu için. İkisi ortak planları daha iyi. Aynen. Bir şey çıkabilir. Tabii ortaya. Ki reis diyorum. Reis dememeniz gerekiyor. Hangi parti, hangi aday? Bu AK Parti. AK Parti. Niçin AK Parti? Vallahi ben 55 yaşındayım. Ne, Allah'a şükürler olsun. Eski günleri aratmıyor bize. CHP'ye vereceğim. CHP. Niçin CHP? Bilmiyorum. Öbürlerinin durumu belli. Yaptıkları belli. Hep yalan, yalan, yalan. Bilmiyorum ya. Öyle karar verdim. Mart yerel seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? Allah'ın izniyle ben de Saadet Partisi'ne vermeyi düşünüyorum. Niçin Saadet Partisi? Çünkü şey, Milli Görüş'ün tek temsilcisi Milli Görüş, Saadet Partisi. Erbakan hocamızın devamıyız inşallah. Erbakan hocamız rahmetli derdi ki iki tane parti katılıyor seçime. Birisi Saadet ve diğerleri. Tek doğru yol var, o da orası. Başka bir yer yok. Recep Tayyip Erdoğan. Niçin? Yani 2002'den beri Recep Tayyip Erdoğan, o yüzden ona vereceğim. Oturduğun semtte kime vereceksin? Recep Tayyip Erdoğan aday değil ayrıca. AK Parti ya da CHP. AK Parti'ye vereceğim. Biliyor musunuz? Bilmiyorum, AK Parti'ye vereceğim ben. AK Parti. Niçin AK Parti? Çünkü hani buraya daha çok iyi bir katkısı dokundu bugüne kadar. Hastanelerde de aynı şekilde oldu. CHP'ye vereceğim. Daha neden? CHP derken belediye başkanına vereceğim. CHP'nin belediye başkanına. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ben zaten oy kullandığım bir parti. İkincisi de yani artık 17 yıldır, 20 yıldır hatta Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından bu yana yapılan bir iş var. Hala şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Yani şimdiye kadar ne yapmadınız diye sormak lazım onlara. Kararsızım. Niçin kararsızsın? Aslında burada ikamet etmiyorum. Ataşehir'de ikamet ediyorum. Orada şu anda biraz genel anlamda adayların açıklamalarına göre netleşmiş bir şey yok. Hala kararsızım. Ki CHP. Niçin CHP? Kanı çok sıcak olduğu için, benim kendi insanım olduğu için. Her tarafta zaten evimin her tarafına astım. Balkonuma da astım. CHP'yi destekliyorsun. Ya o bir babadan gelme bize bir şey. Anlamadın mı? Anlamadım. Anlamışsındır. Anladın mı? Sizden duyalım. Yok. Söylemek zorunda mıyız? Hayır değilsin. Neden söylemek istemiyorsunuz? Ne bileyim şimdi, bu kanal mı? YouTube kanalı. YouTube kanalı. Neye vereceğim? Daha belli değil. Kararsız mısınız? Evet. Peki, benim net de ben söylemek istemiyorum ama söyleyeyim mi? Siz bilirsiniz. Hayırlısı yani, olsun. Hayırlısı, herkes için hayırlısı olsun. Peki. Evet, AK Parti'ye vereceğim. Ben bilmiyorum, şu an kararsız. Kararsız. Evet, ben de kararsızım. Peki neden AK Parti? Ya çünkü ülkeyi daha iyi hale getirebileceğini düşünüyorum, o yüzden. Neden kararsızsınız? Çünkü araştırmadım. Az kaldı ama. Evet, farkındayım. Hiçbir fikrim yok benim. Yayınlanacak mı? İlgilenmiyor musunuz? Evet, ilgilenmiyorum. Ya ilgilenmiyorum değil de kararsızım işte. Hangi ikisi de çok çekişmeli gidiyor bence. Ama hangisi daha iyi, orayı hala kestiremedim.